Yeni de garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız bir BMW E60 kasa dediğimiz. Aracımıza 12.3 inçlik büyük yeni BMW G30'lardaki gibi 12.3 50. yıl serisindeki gibi bir multimedya montajını sağladık. Biliyorsunuz bu aracın normalde konsolunda içeriye doğru bir ekranı var 8.8 inçlik. Ama müşterimiz içeride derin olmasından dolayı hem ulaşması hem de konforu biraz daha düşürdüğü için dışarıya tablet şeklinde görünecek şekilde bir ürünümüzü istemiştik bizden. Bu şekilde şimdi ürünümüzün yeni geldi ve siparişinde geçmiştik daha öncesinde. Montajını sağladık. Cihazımızı özellikle şöyle anlatalım. Qualcomm işlemcili 8 çekirdekli bir cihaza sahip. Qualcomm işlemci üzerinde sahte yazılımlar yapılamıyor arkadaşlar. Yani şöyle bir şey olmuyor. 2 GB RAM'li bir ürünü 4 görünümlü ya da yazılımla yükseltilmiş gibi bir uygulama söz konusu olamaz arkadaşlar. Donanım neyse gerçek değerler her zaman onu verir bize. Öncelikle şöyle göstereyim. Cihazımızda kablosuz CarPlay var arkadaşlar. Telefonumuzu bağladık. Görmüş olduğunuz gibi CarPlay'imizi burada istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bunun haricinde diğer uygulamalarda da hemen şöyle WhatsApp uygulamalarımızı bu şekilde kullanabiliriz, görebiliriz. YouTube Müzik Premium kullanıyorsak bunu da direkt ekran üzerinde kablosuz CarPlay vasıtasıyla aracımızın orijinal ses sisteminin üzerinde aktif olarak kullanabiliyoruz. Cihazımız ID 8 menüsüne sahip 2023'te çıkan BMW menüsü arkadaşlar bu. Bu şekilde daha gerçekçi ve daha güzel bir görünüme sahip QLED ekranlı bir cihazımız. Cihazımızda internet navigasyonumuz var. Onun haricinde şöyle göstereyim. Hem temelde giderken araç bilgilerimizi orijinal haliyle aynı şekilde kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada joystick'imizi, orijinal araç ayarlarımızı, burada menüsünden ana menüyü istediğimiz gibi aktif olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Joystick ileri geri yapabiliyor. Ekrana bir kere elimiz bastığımız anda bizim direkt Android menüsü direkt geçişi sağlıyoruz arkadaşlar. Bluetooth'la telefonumuzu eşleştirdikten sonra direkt kablosuz CarPlay'imize şuradan uygulama üzerinden doğrudan geçebiliriz. Cihazımızda aynı zamanda USB üzerinden video müziklerimizi şöyle görmüş olduğunuz gibi aracın orijinal ses sistemini arkada kullandığı için hiçbir şekilde ses kaybımız bu şekilde olmuyor ve full ekran istediğimiz gibi menümüzü, videolarımızı bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Müzik uygulaması da aynı şekilde kullanılıyor ama onu videoda gösterdiğim için çok gerekli görmüyorum. Gösterge panosu hayalet ekran dediğimiz yeni BMW'nin hayalet ekran menüsü arkadaşlar aracımızda orijinal sistemiyle, orijinal bilgisiyle aynı anda direkt çalışır. Sıcaklık, yakıt bilgisi, kilometre, kadran bilgileri hepsi aktif olarak aracımızın üzerinde çalışmaktadır. Bunun haricinde size telefonumuzun internetini paylaşarak, Android bir tablet cihaz olduğu için içerisinde, telefonumuzun internetini paylaşarak YouTube, Spotify gibi uygulamaları direkt cihazın üzerinde kullanabiliriz. Play Store'dan hesap açıp uygulama indirebiliriz. Google haritalar, Chrome gibi uygulamaları direkt cihazımızın üzerinde kullanabiliriz. Ayrıca bu cihazı istenirse ön kayıt kamerası ya da ön park kamerası montajı da sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Aracımızda geri görüş kamerası yoktu. Dilerseniz onu da göstereyim hemen. Geri görüş aracımızı çalıştıralım. Geri görüş kamerasını arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an bagaj kapağı açık olduğu için yukarıyı gösteriyor ama şöyle yönleri de bu şekilde görebilirsiniz. İleri aldığımız zaman tekrar. Eğer ki ön park kamerasını kullanmış olsaydık öne otomatik olarak geçiş sağlamış olacaktı. Arkadaşlar soru ve önerilerinizi yorumlar kısmından ya da mesaj olarak doğrudan bize iletebilirsiniz. Bu ve benzeri uygulamalar için bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.